Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün böyle gözlük mözlük farklı bir tarz çıktım karşınıza. Ama yeni uyandığım zaman benim rahat bir 2-2,5 saat sürüyor yüzümün şişliğin dinmesi. O yüzden gözlük en mantıklısı. Akşam maç var zaten. Millilerimize şimdiden başarılar dileyelim. Bol gollü, milli takımımız adına bol gollü bir maç olsun ve güzel bir başlangıç olsun inşallah diyelim. Ayrıca buradan hepinizin bayramını da kutlamak istiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hemen hızlıca konuya başlayalım. Konuşamadığımız konular var. Batshuayi 1, Højbjerg 2, Wan-Bissaka 3. Yani bu 3 konuyla alakalı hızlı hızlı geçelim. Fofana ile alakalı sorular geliyor. Fofana ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Yani sessiz olduğum zaman, yani bu konuda örnek veriyorum. Şimdi insanlarda şöyle bir şey var. Biri bir haber verdi mi böyle kritik, önemli? Şöyle bir şey bekleniyor. Her gün onunla alakalı bir şey verilsin ve insanlar da biliyorsunuz bunu biraz hit amacıyla kullanıyor. Yani bir haber verdim mi, önemli ve yüksek bir haber, her gün bunu böyle dillendire insanlar bunu biraz hit malzemesi olarak kullanıyor ve ben de öyle biri değilim. Fofana ile alakalı sessiz kaldığım için olumsuz bir gelişmem var. Bu merak ediliyor ama herhangi bir şey yok. Hatta şunu söyleyeyim, Fransa'nın dünkü maçında 90+1'de girmesi Galatasaray adına bir avantaj. Çünkü oyuncunun transfer sürecini Euro 2024 sonrasında atmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi. Acaba turnuvada güzel bir performans gösterirsem bu istediğim 6 milyon euroyu, bir yıllık 6 milyon euroyu bir Avrupa devinden alır mıyım? Galatasaray zaten kulübüyle anlaşmış. Burada Fofana ile alakalı bir durum var ve Fofana böyle Fransa'nın maçlarında 90+1, 90+2 oralarda girerse zaten o istediği yıllık 6 milyon eurolara ulaşamayacak. Yani Højbjerg'e bağlayacağım buradan hemen. Fofana hala Galatasaray'da ilk sıralarda. Galatasaray yönetimi bu orta saha transferinde riske atmak istemiyor artık. Yani geçtiğimiz son 2 senedir zaten biliyorsunuz orta saha sürekli sıkıntı. Endombele geldi vesaire, Vesino iptal oldu. Hiç Okan Hoca'nın istediği bir ikili olamadı. Yani istediği derecede ikili. Yani şu da soruluyor. Højbjerg hocanın istediği bir tip mi? Geçen bir yayında bununla alakalı konuşmuş ama istediği tip gibi değil. Hoca evet iki yönlü bir oyuncu istiyor. Fofana gibi. Ancak Højbjerg gibi bir tane daha Torreira'nın yanına 6 alıp ön alan presini daha iyi yapabilmek istiyor Torreira'yla. Bu da bir gerçek. O yüzden iki tip oyuncu da Okan Hoca'nın profiline uyuyor. Fofana hala Galatasaray'da. İlk sıralarda oyuncu cephesinden gelmiş hala olumsuz bir mesaj, olumsuz bir durum yok. Højbjerg Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde çok istediği bir isimdi. Bu arada Fenerbahçe'de çok istiyordu. Durum hala aynı. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe iki takım da bu transfer için devrede. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Galatasaray riske atmak istemiyor dememin en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Fofana'yı bekleyeyim ben. Fofana kesin bana gelir deyip sonra transferin son günlerinde Endombele gibi oyunculara kalmak yok. O yüzden Højbjerg'le de görüşülüyor, farklı isimlerle de görüşüyor, Ndidi vesaire, bunlar hep yani ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci plan. Galatasaray yönetimi orta saha transferinde artık paraya kıyacak. Højbjerg taktik manyanın istihbaratı, gayet hani güzel de bir haber verdiler. Ama benim bildiğim ve duyduğum istihbaratım şu an bir anlaşma yok. Ama Galatasaray bu transferi bitirmek istediğinde, Asinyon'da dedim ya bitirmek istese bitirir diye, o kadar iddialı konuşmayacağım ama bitirmek istediğinde çok iyi yol kat edebilecek durumda. Fenerbahçe Højbjerg'de şu anda daha istekli olan taraf, ama bunu buradan söylemiş olalım. Orta saha gündemi bu şekilde. Fofana hala ilk sıralarda. Højbjerg Fofana olmazsa diye görüşülen isimler arasında. Bir anlaşma yok. Galatasaray ile Fenerbahçe transferde devrede, devre arası transfer döneminde 35 milyon euro civarı bir rakam isteniyordu, 30-35. Kiralık göndermeye yanaşmadılar, o yüzden olmadı. Şimdi oyuncu son senesine gireceği için bu transferde Tottenham artık o kadar eli rahat değil. Ben de hani Mehmet Özcan söyledi 10 milyon euro diye, ben de aynısını düşünüyorum. 10 milyon euro civarına bu transferin bitebileceğini düşünüyorum. Gelelim şimdi Batshuayi'ye. Batshuayi ile alakalı ilk gün söyledim, ilk iddia çıktığında dedim ki oyuncu yedek kalmak istemiyor.
Ama sonra durum öyle bir hale geldi ki Batshuayi ile menajeri işi o kadar paraya döktü ki şu an hani bir yere gitsem yedek kalsam bile bana istediğim maaşı versinler 4,5-5 milyon euro. Hani sıkıntı yok bu kafada. Hem Batshuayi hem menajeri. Geçen sevgili Erdal Bozkurt'un kanalında da söyledim. Batshuayi yakın çevresine ki Batshuayi ile diyorum ya bir tanıdığım Batshuayi'nin komşusu. Hani direkt olarak hani sürekli görüşüyorlar ediyorlar. Adam bana dedi ki yani Batshuayi bana Galatasaray'a gideceğini söyledi. Mesajı da var bundan bir ay falan önce. Bu haberi dedi ver. Dedim abi yani Batshuayi'ye güvenip ben. Hani Batshuayi bir yandan baktığınız zaman hem böyle komik böyle makaraya yakın bir insan. Hem de menajeriyle Batshuayi böyle bu konularda oyun çevirebilecek durumda. Yani para için örnek veriyorum. Fenerbahçe'den istediğim parayı alabileyim diye Galatasaray'la anlaştım. Şöyle oldu böyle oldu bu tip. Haberleri uçurabilecek derecede. Yakın çevresinden de dedim ki muhtemelen yoklama yapıyor ki durum hala öyle. Batshuayi evet Galatasaray'a önerildi. Ancak şu anda hani Galatasaray'a bu şartlar altında yıllık 4,5-5 milyon euro olacak bir iş değil. Batshuayi'nin ana hedefi ortalığı böyle piyasayı karıştırıp Fenerbahçe'den istediği kontratı almak. Fenerbahçe'de kalmak ilk hedefi. Eğer oldu da bir gün Fenerbahçe ile anlaşamadı. Galatasaray'ın istediği seviyelere düştü. Galatasaray'ın yedek forvete verebileceği derecede paralara düştü. O zaman Batshuayi transferi olur. Ama şu an Batshuayi ve menajerinin şu an şu izlediği politikada Galatasaray'ın kesinlikle Batshuayi'ye karşı pozitif bir düşüncesi yok. Gel bizim istediğimiz şartlara düş. Yedek forvet olacaksın. Ona göre gelmek istiyorsan kapımız açık. Galatasaray'ın şu anda bu transferde kafa yapısı bu şekilde ve Batshuayi'nin de zaten ana hedefini söyledik. İstediği kontratı alabilmek, Fenerbahçe'de kalabilmek. Batshuayi bu şekilde. Wan-Bissaka'ya gelelim. Wan-Bissaka ile alakalı hala ilk günkü kafadayım ben. Transferin zor olduğunu düşünüyorum. Angelinho gibi böyle yüksek maaş beklerken bir anda düşük maaşlara anlaşabileceğiniz bir oyuncu profili olursa okey. Ancak Wan-Bissaka şu an bile yıllık 3 milyon euro net maaş alıyor. Manchester United'tan 4 milyon euro, 3,5-4 milyon eurodan aşağı ben geleceğini düşünmüyorum. Hala aynı görüşteyim ki aldığım bilgiler de o yönde. Galatasaray'ın bir sağ beke o kadar maaş vereceğini düşünmüyorum. Wan-Bissaka'nın da şartlarını düşürmesi gerekiyor ama oyuncuyla eski kulübü Crystal Palace olmak üzere ilgilenen birçok kulüp var. Hem bonservis vereceksiniz hem maaş vereceksiniz o kadar. Galatasaray'ın Wan-Bissaka'yı bu şekilde bitirebilmesi için iyi bir bütçe yaratması gerekiyor. Oyuncu göndermesi gerekiyor. Asignon için hala aynı noktadayım. Asignon böyle 6-8 milyon euro. Yani 10 milyon euro zaten satın alma opsiyonu gitmişti. Olmadı. 6-8 milyon euro Galatasaray isterse bitireceği rakamlar. Kulübü gene yüksekten açtı ama şu an beklentiler bu yönde. Asignon Galatasaray bitirmek istese bitirir. Yine aynı görüşteyim. Ama tabii ki de ilk hedefler Wan-Bissaka ve planlama burada çok önemli. Galatasaray'ın sağ bek transferinde mesela Klaus da çok konuşuluyor ama Klaus Okan Hoca'nın istediği bir tip değil. Mesela gelir Klaus ama hücum bek bir yandan da baktığın zaman böyle üçlünün sağında oynamaya daha müsait bir tip Klaus. O yüzden bir şey diyemiyorum Klaus'la alakalı. Klaus gelirse şaşırırım. Listede Klaus ama olacağını düşünmüyorum. Wan-Bissaka hocanın daha çok böyle istediği tipte bir oyuncu. Asignon'un ben şu anda Galatasaray seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Bir anda sürpriz bir sağ bek transferi olursa özellikle de yerli hiç şaşırmam. Onu da söylemiş olayım çünkü hani Wan-Bissaka'ya bakıyorum maaş düşecek mi? Asignon'a bakıyorum Galatasaray sıcak değil. Asignon yabancı planlaması nasıl olacak? Asignon okey gelebilir ama ben bu transferde sürprizlere açık olmanızı şimdiden söyleyeyim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlara yazarsanız mesela geçtiğimiz videonun yorumlarına hiç bakamadım kusura bakmayın. Bazen böyle yoğun tempo bayram mayram bir şey oldu mu farklı böyle şey bakabiliyorum. Az az bakabiliyorum. Eğer kaçırdığım sorduğunuz bir şey varsa tekrardan yazarsanız ben bir sonraki videoda da onu konuşurum. Görüşmek üzere hoşçakalın.